Ne var ne yok, hoş geldiniz. Bu hafta Türkiye yine çok önemli konuları geçtiğimiz hafta boyunca konuştu. Anayasa Mahkemesi'nin sürpriz Mustafa Balbay kararı, hemen arkasından Milli Güvenlik Kurulu'nun 2004 yılı belgelerini tartıştık. Hepsini masaya yatıracağız. Yerel seçimleri konuştuk. Kabineden yerele gönderdiğimiz adayları Türkiye tartıştı. Yüksek Oradan aldığımız haberler biraz canınızı sıktı. Bunların hepsini çok önemli bir konuğumuza soracağız. Kendisi burada ama hemen öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sevgili Metin Özkan'a yeni görevimde tekrar başarılar diliyorum. Bu hafta soruları yine çok sevdiğim bir gazeteci dostumla, sevgili Ömer Şahin'le konuğumuza soracağız. Konuğumuz kim? Kendisi uzun yıllardır siyasette olan bir isim, son derece deneyimli bir isim. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş. Başkanım, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ömer Bey'e de hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Aynı anda geldik galiba. Evet. Evet. Ne var ne yok diye başlayalım. Bu yerel seçimde galiba. Aslında sen demin... Aslında istiyorsan ama... sen de başlayalım. Evet. İlk senin olsun. Ne var ne yok diye sen sor başlayalım. İşleri zordur ama. Evet. Şimdi bu yerel seçimleri merak ediliyor. Şu ana kadar yani her il şu an belki bir numaralı gündem maddesi insanlar için belediye başkan adayları, özellikle siyaset ilgilenen insanlar için açıklanan 68 civarında il belediye başkanı var. Değil mi Sayın Başkan? Tekin yani, öyle beraber herhalde 68 oldu. Evet, yani 70, ya 10 küsür il kaldı. Burada merak konusu olan İzmir. Binali Yıldırım'ın olacağı kesinleşti. Antalya gibi büyük şehirler var. Manisa var. Tunceli gibi özelliği olan isimler var. Şimdi bu isimler ne zaman biter? Önce onu soralım. Bir de bu adaylar üzerinden biraz şey yapmak, konuşmak gerekiyor galiba. Şu anda 81 vilayetin hemen hemen tamamı isimleri hazırlandı gibi geliyor. Yani sadece açıklamayı mı bekliyor onlar? Açıklamayı bekliyor. Pazartesi günü, geçen hafta pazartesi günü MYK'da bildiğimiz kadarıyla, yüzeysel olarak aldığımız bilgi çerçevesinden geriye kalan vilayetlerin de tamamının bittiğini, üzerinde son değerlendirmelerin yapıldığını biliyoruz. Hemen isimleri verelim hafta, isterseniz. Saatçi biliyor. Program bitirelim. Saatçi biliyor zaten. Saatçi gönderir birazdan. Kimlerden olduğunu. Biz de Saatçi'den takip ediyoruz. Tebrik ediyoruz Saatçi'yi. 13'ünde Perşembe günü Sayın Başbakan İzmir'de, İzmir ve çevresindeki illerle beraber belediye başkan adaylarımızı açıklayacak. Orada muhtemelen Yozgat da olabilir, diğer vilayetler de olabilir. Arkasından bir Antalya programı herhalde gerçekleşecek. Antalya ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ve diğerleriyle beraber açıklanınca 81 vilayet hemen hemen tamamlanmış olacak. İki merkezde o zaman tören yapılacak değil mi? İki merkezde tören yapılacak. Açılışlar vesaire ve aday tanıtım programları. Zaten Sayın Başbakan aday tanıtım programlarına gittiğinde iki gün orada kalıyor. Büyük ilçelerle beraber program düzenliyor. Halkla bütünleşip aday tanıtımı bir halkla bütünleşme programı beraberinde götürüyor. Deniz'le konuşurken de hep aslında birçok insanla konuşurken dikkatimiz çekiyor. Yani kabinede önemli isimler, bakanlar, belediye başkanı adayı yapılıyor. Deniyor ki yani bakan demek devlet protokolünde en üst sıralardaki isimler. Şimdi belediye başkanı olduğunuz zaman valinin de hiyerarşik olarak altında oluyorsunuz. Bir bakan geldiği zaman belki havalimanına gidip karşılayacaksınız. Yani bu niye böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Yani şimdi o işi sürekli olarak görmemek lazım. Mesela bakan olan arkadaşlarımız milletvekili olarak kaldıkları zaman protokolde de çok geriye düşmüş oluyorlar. Milletvekili önce bakanken devlet protokolünde başbakan, bakan, vali devam edip gidiyordu. Milletvekili olduktan sonra başbakan, bakan, vali, milletvekili şeklinde devam ediyor. Yani bunu protokol sırası olarak değerlendirip gelmiş bir makamdan aşağı bir makam olarak değerlendirmemek gerekir. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığı gerçekten çok önemli görev, hizmet babında çok önemli görev, yatırımcı bakanlıklarla paralel olarak, eşdeğer olarak görülmesi gereken bir görev. Bir Kayseri'yi düşünürseniz 1.300.000 yaşayan vatandaşa doğumundan ölümüne kadar her şeyiyle ilgilenen bir belediye başkanının varlığı. İzmir hakeza aynı şekilde, İstanbul hakeza aynı şekilde. Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının görevleri bir ilin en önemli pozisyonda, hizmet noktasında vatandaşın birebir muhatap olduğu kişi, merkezi idarede
bunları tam olarak bulamazsınız. Merkezi idare ve parlamentonun yaptıkları şeyler biraz soyut şeylerdir. Ama yerel yönetimlerin yaptıkları şeyler net ve somut şeylerdir. Bir bakan ilindeki kendi seçim yaptığı ilinde her zaman bulunma imkanı mümkün değil. Milletvekilinde her zaman bulunma imkanı mümkün değil ama belediye başkanı doğumun cenazesi, düğünü bunların hepsini birebir vatandaşla muhatapta bulunan bir kişi olduğundan dolayı bence belediye başkanlığı önemli bir görevdir diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yok mu? Fatma Hanım kabinenin en başarılı bakanlarından biriydi. Sadullah Ergin Adalet Bakanlığı'na uzun zamandır yürütüyor. Şöyle tabii açıklananlardan doğru söylüyorsun. Binali Bey özellikle ulaştırmada. Yani bu isimlerin bu illere konulması bir endişeniz olduğu anlamına da gelmez mi? Yani Hatay için Adalet Bakanı, Antep için Sayın Şahin. İktidar Partisi'nin bir endişesi mi var? Endişe anlamında söylemek yanlış olur. Şunu ifade edeyim. Biz de biliyorsunuz 3 dönem şartı var. 3 dönemden sonra bir de AK Parti'de AK Parti'ye gönül vermiş kişilerde ve AK Parti'de siyaset yapan, belirli konumlarda siyaset yapan kişilerin bugün bakan olmuş, yarın milletvekili olmuş, öbür gün il başkanı olmuş. Bunlar o kadar önemli meseleler değil. Bizde esas olan verilen görevin hakkıyla yerine getirilmesidir. Mesela şu anda il başkanı arkadaşlarımızın bir kısmı eski milletvekiller. Gaziantep'in il başkanı 22. dönemde milletvekilliği yapmış. Daha önce de kurucu il başkanlığı yapmış arkadaşımız, değerli milletvekilimiz Ahmet Uzel Bey. Şimdi Adıyaman Belediye Başkanı adayımız, daha önce milletvekilliği yapmış, kurucu il başkanlığı yapmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde idare amirliği yapmış arkadaşımız, belediye başkanı. Yani AK Parti'de ha il başkanı olmuşsunuz, ha bakan. Farkından bir şey yok. İlçe başkanı da olabilirsiniz. Yani orada kanaat önderi olarak da devam edebilirsiniz. Yani hatip olarak da partili olmak bir noktaya hasbelkader gelinir. O şeyde de bir görev verildiği takdirde bakan da olursunuz, milletvekili olursunuz, grup başkan vekili olursunuz. Sandıkta da sandık görevlisi olursunuz. Şimdi milletvekilimiz Özlem Hanım Çorlu'dan aday, yani bir ilçeden aday oldu. İl de değil. O da enteresan. Gerçi o da Tekirdağ'dan daha büyük bir ilçe değil mi Çorlu? Çok gelişmiş bir ilçe. Gelişmiş, sanayileşmiş bir ilçe. Trakya bölgesinde en sanayileşmiş olan ilçelerinden birisi. Dün İstanbul'daydım. Bir dostumuzun kızının düğün ziyareti, düğün hadisesi sebebiyle oradaydım. Ondan önce de bir fuar vardı. Fuarda gezme imkanı buldum. Sanayi makine fuarı vardı. Tekirdağlı vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle görüştüğümüzde Çorlu'da, ki sanayicilerin büyük bir kısmı o bölgeden gelen sanayiciler, Çorlu'da faaliyet gösteriyorlar. Özlem Hanım'la ilgili çok olumlu, hangi parti olursa olsun olumlu tepkiler aldığımızı sevinerek gördüm ki bu da bizim için önemli. Yani az önce söylediğim gibi milletvekilinin çıktığı, seçildiği yer Çorlu. Oradan Tekirdağ milletvekili olmuş. Türkiye'yi Tekirdağ temsil ediyor. Şimdi de Çorlu'dan belediye başkanı olarak onlara hizmet ediyor. Başkanım şunu da sormak istiyorum. İstanbul tabii her şey İstanbul'da. Yani AK Parti'nin kesinlikle böyle bir kaybetme endişesi vesairesi yok. Zaten anketler açık ve net olarak ortada gösteriyor. Bizim 3 dönem şartımız var biliyorsunuz. Hı hı. Sayın Sadullah Ergin, Sayın Fatma Şahin olmak üzere, açıklanırsa Sayın Binali Yıldırım da dahil olmak üzere 3'ün dönemini başarıyla yapmış, gerçekleştirmiş arkadaşlar. Onlardaki bu enerjiyi tekrar halkın hizmetine döndürebilmek gerekir. Mesela AK Parti iktidarıyla birlikte yerel yönetimlere olağanüstü kaynaklar temin etmeye başladık. Ve büyük şehirler daha da büyük kaynakları temin ediyorlar. 10 yıldır, 15 yıldır Türkiye'deki idare edilen şehirleri gezin. Genel anlamda baktığımızda Türkiye'de şehircilik noktasında çok önemli gelişmeler görürsünüz. Kayseri'nin 15-20 yıl önceki haliyle şimdiki halini resimlerle bir araya getirdiğiniz takdirde olağanüstü değişimi gözlersiniz. Ama içinde yaşadığınız için kendi yavrunuzun büyüdüğünü nasıl ki göremez, hissedemezseniz
onlar hep küçük olarak gözünüzde kalırsa, yaşadığınız ili 6 ayda bir veya ziyaret ettiğinizde 6 ayda bir, yılda bir gördüğünüz takdirde çok önemli değişiklikler görürsünüz. Mesela İstanbul, 15 yıl önceki İstanbul'la şimdiki İstanbul olağanüstü farklı. Ankara, 15 yıl önceki Ankara ile şimdiki Ankara olağanüstü farklı. Konya, hakeza öyle. Mesela bunlar içerisinden açıkçası Türkiye'de 3 tane il var. Yaşanabilir diye sayılabilen, meşhur diye ifade edilen 3 tane il var. Neresi? Ankara, İstanbul, İzmir. Ha, 3 büyük il. Tabii. Yani hep söylenirken insanların hayatlarında Boğaz'da şöyle bir evim olsa, orada gezsem, Boğaz'da Boğaz manzarasıyla bir yemek yiyebilsem diye hayaller kurar. Ankara işte bürokrat şehri, başkent, buradaki durumlar. Bir de sakinliğiyle, güzelliğiyle, altyapısıyla güzel diye ifade ettiğimiz İzmir'ler. Bakın, İzmir'in 10 yıl öncesi haliyle şimdiki hali arasında büyük bir değişiklik yok. Ama onlar da sizi suçluyorlar. İktidar bize destek vermiyor, para vermiyor, tamamen ideolojik davranıyor diyor Mustafa Bey. Şimdi benim belediye başkanına ne diyeceksiniz bu durumda? 1994 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan bugüne kadar talihini değiştirdi. 10 yıldır AK Parti iktidarı döneminde belediye gelirlerinde olağanüstü bir artış sağladık. Asıl mesele 10 yıl içerisinde ondan önceki dönemlerde iktidarlarla mücadele vardı. Mesela bizim Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız raylı sistemle ilgili, bizden önceki Büyükşehir Belediye Başkanları da raylı sistemle ilgili evlerinin yolu yaptılar Ankara'yı. Sürekli iktidara gidip, hadi bizim önümüzü açın, önümüzdeki engelleri kaldırın diye mücadele ettiler ama bunların hiçbiri olmadı. Niye? Siz muhalefet partisinden belediye başkanı olduğunuzdan dolayı sizin hakkınız değildir diye. Mesela 2000 yılından afetle ilgili yapılan ya tabii afetlerle ilgili yapılan yardımları incelediğiniz takdirde hep iktidar partisinin belediye başkanlarına olağanüstü paraların gittiğini görürsünüz. Ama 2000 yılından bu 2002 yılından bugüne gelen süreçte baktığınızda iktidar partisiyle muhalefet partisinden seçilmiş belediye başkanları arasında bir fark göremezsiniz. Sayın Başkan, yardımı yaptınız. Aslında çok konu var. Belediyenin kaynakları çok arttı. Sayın Bey, çok konu var. Biraz hareket getirelim. Şöyle şimdi bitireyim oğlum. Son cümle şunu söyleyeyim. Önce sorunla beraber zaten. Çünkü sanırım bu soruya vereceğiniz cevap içerisinde yerleştirilebilir. Şimdi Sayın Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı oldu. İstanbul'un talihi değiştirdiniz. Doğrudur. Yani büyük işler yapıldı ve halk da zaten ödüllendirdi. Değil mi? 94'ten bugüne Erdoğan veya çizgi AK Parti sürekli oy verdi, evet. İstanbul'da. İşte Ankara'da 94'ten bugüne oy verdi, sürekli kazandı. İzmir'e ayrım yapmadınız. Tamam diyelim. Doğru olarak kabul edelim. İzmir niye oy vermiyor o zaman? Yani aslında İzmir nasıl bak? Yani oy vermiyor da ki yine %30'umuz var ama Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şu anda birinci parti olarak, evet, devam ediyor. Şu anlamda ifade etmeye çalışıyorum. Bakın İzmir niye oy vermiyor da söyleyeyim, ondan sonra niye oy vermesi gerektiğini ifade edeceğim. Bugün 10 yıldır belediyelerin gelirlerinde olağanüstü bir artış ortaya çıktı. İyi bir belediye başkanı devletin verdiği imkanlar doğrultusunda ortaya çıkan kasasının maddi birikimlerini halka hizmet yönünde değerlendirebilirsen o belediye ihya alıyor. Konya, Gaziantep, Kayseri, Ankara, İstanbul, Samsun, bu belediyeler gerçekten belediye başkanları bu kaynaklarını halka hizmet olarak sundular. Ama İzmir'de bunu göremiyorsunuz. İzmir'de farklı bir yaklaşım ile sanki AK Parti'nin onların yaşam tarzlarına müdahale edecekmiş gibi algının olağanüstü oluşturulması ve orada da kabul görmesinden dolayı olabilir. Bakın, çok partili siyasi hayata geçtiğimiz dönemde 1946 değil 50'den itibaren saymaya başladığımızda yerel seçimler, şunlar bunlar, Ege bölgesi aslında merkez sağdır. Merkez sağdır. Demokrat Parti'nin kalesidir. Evet. Adalet Partisi'nin kalesidir. Anavatan Partisi'nin kalesidir.
Ama nasıl olduysa AK Parti ile ilgili orada AK Parti İzmir'de olsun, diğer sahil bandında daha çok sahil bandından ikinci parti olma durumundadır. Bunu uzun yıllardır inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Peki yani bu iğneyi biraz kendinize batırıyorsunuz. İşte İzmir'in bu korkularını gidermek gerekmez. İşte uzun yıllardır biz İzmir'in bize AK Parti'ye merkez sağda bütün partileri desteklemesine rağmen AK Parti'yi niye desteklemediğinin sebepleri araştırılıyor. O konuyla ilgili muhakkak ki herhalde bir değerlendirmenin sonucunda milletvekillerinden Sayın Binali Yıldırım İzmir milletvekili olarak tespit edildi ve parlamento oradan girdi. Kabineyi de İzmir milletvekili Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı olarak temsil ediyor. Ben şu dönem içerisinde... Çok popüler İzmir'de Binali Bey. Aynen öyle söylemek istiyorum. Yani şu dönem içerisinde İzmirli başını iki elinin arasına koyacak. Az önceki söylediğim vilayetleri değerlendirecek. Artık Türkiye İzmir'den Kars'a gitmek o kadar uzun bir zaman değil. Çok yakın, çok kısa zaman uçağa bindiğiniz takdirde ya da oradan gidebiliyorsunuz ya aktarmalı olarak Türkiye'nin en ucuda köşesine gitme imkanımız mevcut. AK Parti ile 10 yıldır idare edilen belediyelerdeki geçmiş ve bugünü değerlendirme imkanı da internette, Google'da hepsi mevcut. İzmir'de şöyle bir şey geliyor. Bakacaklar, görecekler, diyecekler ki şu vilayet 10 yıldır AK Parti ile idare ediliyor, hak ettiği seviyeye gelmiş. İstanbul 20 yıldır AK Parti ile idare ediliyor, AK Parti cinayetli idare ediliyor, istediği seviyeye gelmiş. İzmir niye gelmemiş, gelmez şimdi Binali Bey'i destekleyeceğiz diyecekler. AK Parti adayını destekleyeceğiz diyecekler. Bu dönemde artık bir eski şeyi ortadan kaldırmış olacak. Yine AK Parti'den duymuştum ben. İzmir'de siyasette şöyle bir kaygı veya denklem var. Rakı, roka, balık. Buna dokunma veya buna dokunulacağı kaygısı duyan epey bir kesim var deniyor. Yani belli bir oran var. Bu kaygı giderlemiyor mu Binali Bey? Bu hakikaten popülerliği İzmir'de de. Cumhuriyet Halk Partisi onunla göre. Bugün de bir anket var. İşte orada da önde. İzmir'i kazanmaya yeter mi? Kazanacağınıza inanıyor musunuz? İzmir'den en son yaptığımız anketten AK Parti ile Cumhuriyet Halk Parti arasındaki daha önceki büyük fark küçülmeye başladı. Özellikle Binali Bey'in adının kamuoyundan medyada tartışılmasıyla birlikte ve Sayın Yıldırım'ın 11 yıllık bakanlığı döneminde açıkça söylüyorum işletme körlüğü yaşamamış nadir bakanlarımızdan birisidir. Herhalde kabineden 11 yıl bakan olarak görev yapan Sayın Binali Yıldırım var, Sayın Babacan var, Sayın Beşir Atalay var. Tabii icracı olarak aslında en uzun Recep Bey vardı, ayrıldı. Ayrıldı, Sağlık Bakanımız. Üçü var galiba. Yani şu anda herhalde üçü 11 yıldır bakan olarak devam eden ve icracı bakan olarak devam eden Sayın Binali Yıldırım var. İşletme körlüğü yaşamamış, ulaşım, haberleşme konusunda gerçekten Türkiye'yi çağın seviyesine ulaştırmış bir bakan olarak baktığımızda herkesin takdir ettiği bir bakan olarak değerlendirmek mümkün. Çünkü 11 yıldır bu işi yapabiliyorsa, daha hala heyecanları varsa o heyecanı da İzmir'le paylaşabilmek herhalde İzmir halkının bundan sonraki dönem içerisinde yaşayacakları nokta. Ben de artık imkanların bana hizmet olarak dönmesi için AK Partili belediye başkanı adayına oy vermediğim deme zamanı geldi diye düşünüyorum. Alırız diyor musunuz bir kez? Yani muhakkak siyasette bir yere girdiğiniz takdirde iddia işidir bu iş. En küçük olduğunuz yerde de, en düşük olduğunuz yerde de hep alırız hedefiyle, amacıyla gidersiniz. Yoksa ben kaybederim diye girdikten sonra oraya aday olmanın ve aday göstermenin bir manası yok. Dostlar alışverişli görsün diye bu işler olur. Sayın Efendim, İstanbul'da gidelim aslında hemen topluyorum. İstanbul adayında benden benim kanaatim. Sarı gibi sorayım size mesela güçlü bir aday olarak çıktı. Ölenin takdiriyle bu soruma da öyle cevap verin. Senin sorun varsa İstanbul'da. İstanbul'da başkomutanı geçelim. Benim kanaatim odur ki İzmir'de inşallah Sayın Binali Yıldırım belediye başkanı aday olduğu takdirde İzmirli geçmişteki yapılan yanlışların hizmet eksikliğini en iyi şekilde telafi edecektir diye düşünüyorum. İstanbul adayımız biliyorsunuz iki dönemdir gerçekten halkına hizmet etmiş, mütevazı tavırlarıyla milletin gönlünü fethetmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'la
devam edilecek. İstanbul'da eğer ilçe belediye başkanları da beraberinde sinerji yaratacak. Aklıma gelen ilçelerden söyleyeyim. Sarıyer'di, efendim Kadıköy'de, Bahçelievler'de, Ataşehir, ne varsa İstanbul'daki ilçelerde de orada başarılı belediye başkanlarımız da devam edip diğer belediye başkan adaylarımız da halkın gönlüne girmiş belediye başkan adaylarımızı tespit ettiğimiz takdirde bizim %55 civarındaki olan İzmir'de Kadir Topbaş Bey'e olan desteğin biraz daha artacağını veya o seviyeyi kemikleştirmiş olarak duracağını biliyoruz. Sen bir şansı yok mu? Ben diğer siyasi partilerin şanslarını ifade etmek istemiyorum. Şunu biraz sarı gibi olması AK Parti'nin işini biraz zorlaştırıyor. Hiç fark eden durum yok. Aslında bakın Ömer Bey, siz siyaseti iyi takip eden birisiniz. Deniz Hanım da aynı şekilde. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir genel başkanlık boşluğu var. Genel başkanlık mücadelesi var. Bakın ağzı laf yapan milletvekilleri, ağzı laf yapan belediye başkanları bu yerel seçimleri hep kendilerine bir köprü olarak görüyorlar. Atlama tahtası gibi diyorsunuz aslında. Atlama tahtası olarak değerlendiriyorlar. Çünkü şu andaki genel başkan bu yolla geldi, bu usulle geldi. Nasıl geldi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Kendilerine göre çok yüksek oy, hakikaten yüksek oy aldı. Ama 2009'un şartlarını değerlendirmediklerinden dolayı bunu ifade ediyorlar. Sayın Sarıgül veya Sayın Gürsel Tekin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak, birisi aday olarak gelip bundan sonraki zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri meşhurdur. Olağan kongreleri. Yani şu dönem belediye başkanı adaylığı seçimiyle ilgili değil, ya genel başkanı bitirme ya da muhtemel genel başkan adaylarını bitirme operasyonudur. Muhtemel genel başkan adayları belli. Genel başkan da belli. Bu 2014 seçimlerinin en büyük özelliği Cumhuriyet Halk Partisi adına Ankara'yı İstanbul için söylüyorum. Ankara'yı İstanbul. Ne kadar belli değil henüz? Henüz belli değil. Orada da bir şeyleri var herhalde, çekişmeleri var. Muharrem Bey olabilir. Sizin hemşehrinizin adı geçiyor. Çok geçiyor. Sizin hemşehrinizin adı çok geçiyor. Yani Fırsatın Gazetesi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Fırsatın Gazetesi'nden duyduğumuz ne derece doğru bilmiyorum ama bizde bakanlık yapmış birinin orada olabileceğiyle ilgili Abdülhatif Şener bir sana söyleyeyim. Öyle bir şey olduğunda ifade ediyorlar. Aslında tabii başkanım yani, kulis hayal bir gerçek şey oldu. Değil mi hayal ama? Hayal bir gerçek oldu. İtiraf açısını söyledi tabii hayal bir gerçek. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sağ eğilimli birisinin Ankara'da belediye başkan adaylığı olarak göstermesi Türkiye'nin normalleşmez noktasındaki geldiği değişimin hangi noktada olduğunun en önemli işaretidir. Ama aslında o zaman siz buna destek vermezsiniz diye düşünüyorum. Yani aday olarak koymalar önemli bir şey. Oyumuzla destek verecek değiliz. Evet. Onlar, yok o anlamda şöyle siyaseten yani. Ben itiraz etmiyorum. Doğru diyorum. Mustafa Bey, diyorsunuz ya AK Parti yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi halkın değerlerinden kopuk dediniz değil mi? Evet. Açılım yapsın falan dediniz. İşte açılım yapıyor. Şimdi yapıyor açılım. Şimdi Türkiye içe kapanık, hatta Sivas Metoyan'la gidemeyen bir parti dediniz. Amerika'ya gidiyor, eleştiriyorsunuz. Ne eleştirmiyoruz? Efendim? Amerika'ya eleştirmiyoruz, gitsin diyoruz. Kamer Genci Götmez'i mi eleştirdiniz? Yok, Kamer Genci Götmez'i. Orada bir eleştiri konusu oldu. O adamın ağzını, adını ağzıma aldırmayın, istemiyorum. Çünkü bazen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ona cevap vermek mecburiyetinde kalıyorum. Hayatımda yaşadığım en zor anlar o anlardır. Çünkü kişi ne olursa olsun muhalefet de olabilir, rakibiniz olabilir, hatta düşmanınız olabilir. Ama seviyeli olması çok önemlidir. Yani ben onun kişiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşurken utanıyorum. İnsanlığımdan utanıyorum. Böyle biriyle parlamentoda görev yaptığım için utanıyorum. Öyle bir... Neyse, cevap hakkı doğar. Şimdi... Cevap hakkı da zaten veriyor, mahkemeye de veriyor. Evet. Önemli değil, birkaç kere mahkemeye verdi. Onun da bedelini ödedik. Zaten karşılığını aldık. Kimi götürürse götürsün. Fakat orada eleştirdiğimiz nokta şu, yani yıllarca bizi cemaati belli bir noktaya doğru getiren diye eleştiren Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekiliyken yaptığı konuşmalar var kürsüde. F tipi diye ifade ettiği, ben o zaman F tipinin ne olduğunu bilmiyordum, dedim ki ya bu F tipi dediğiniz nedir dedim. Cezayı zannettim. F tipi cezayı zannettim, işte F tipi yapılanma diye ifade etmiştim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekiliyken
parti sözcüsü olarak konuştuğu dönemde de genel başkan olarak konuştuğu dönemde böyle şeyleri var. Yani siyasetçi çizgisinde, doğrultusunda kararlı olmalı. O doğrultusunda kararlı olmadığı takdirde eleştirilere maruz kalır. Şunu da unutmayalım. Bakın İstanbul'da siyasetçi da, eleştirilen kişi demektir. Mustafa, İstanbul'da da örneğin Bağcılar'a bir din adamını aday gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Muhammed Çakmak. Eyüp'e Sabri Erbakan. Erbakan ailesinden. Güzel bir gelişme. Orada İsa'yı tanırsın. Her zaman aileden bakın, biraz farklı bir duruşu olmuştur. Yani. Erbakan siyaseten de farklıdır ama. Ömer Bey bakın. AK Parti kapatma davasının en önemli enstrümanlardan birisi başörtüsüyle ilgili Sayın Bakan Fatma Şahin'in bir sözü yasaklı milletvekili arasında girme sebep unsurlarından birisiydi. Kapatma davasındaki ileri sürülen tezlerden birisi kurumlar vergisi kanunun ikinci maddesindeki cemaat kavramının cemaatlerle ilişkilendirilmesiyle ilgiliydi. Kurumlar vergisi kanunun ikinci maddesinin orijinal hali, 1950'lerdeki çıkmış hali, bu kanunun tatbikatında sendikalar, dernek, cemaatler vakıf hükmündedir idi. Biz onu biraz daha Türkçeleştirdik. Kurumlar Vergisi Kanunu ikinci maddesini değiştirdik. Bu kanunun uygulanmasında sendikalar, dernek, cemaatler vakıf sayılır diye yazdık. O zamanki başsavcı kapatma davasında bunu delil olarak sunmuş. Niye? Cemaat ifadesi orada geçtiğinden dolayı. Bu çok eski değil. 2008 yılı. 2008 yılının 14 Mart'ında AK Parti'nin kapatma davasında bu vardı. Ve başörtüsüyle ilgili mesele vardı. Başörtüsülü milletvekili olabilir mi? Başörtülü memur olabilir mi diye konular gündeme geldiğinde Sayın Bakan Fatma Şahin'in ya bunlar şu anda konuşulacak meseleler değil diye ifadesi yasaklı milletvekili olmasında suç unsurlarından birisiydi. Bugün o dönemde baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi çarşaflara roze taktı. Cumhuriyet Halk Partisi başörtülüleri üye kaydetti. Şu anda istiyoruz, diliyoruz ki... Tabandan da çok büyük tepki aldı. İstiyoruz, diliyoruz ki... Ve başörtülü çarşaflı kadınlara rozet takan Genel Başkan Sayın Baykal'ın otobüsünden çarşaflı kadınlar ite kaka indirildi. Yani 200'lü bir siyaset vardı ama şimdi istiyoruz, diliyoruz ama ki... Başörtülü siyaset izlemiyorum diyor. Çok doğru bir şey yapıyorlar. Tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Bugün ben arzu ediyorum, diliyorum ki 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir başörtülü milletvekilini aday olarak göstersin, hatta seçtirsin. Bu dönemde belediye başkanı adayı çıktı. Afyon'da ne kadar güzel. Tabii. Yani belediye başkanı adayı olarak. Meclise CHP'li türbanlı bir milletvekili girsin diyorsunuz. Arzu ediyorum tabii. Artık bunların konuşulmaması gerekir. Bu dönemde insanlar inandıkları gibi yaşamlarını, inandıkları giyimleri artık siyaset meselesi olmaması ve bir de uğraşılacak, mücadele edecek bir konu olmaktan çıkması gerekir. İnsanların düşüncelerinin özgür olduğunu ifade ettiğimiz bir Türkiye'de siz insanların kılık kıyafetlerinin siyasi bir sorun olarak gündeme getirmesinin yanlış olduğunu ifade ediyorum. O anlamda diyorum ki AK Parti'nin Türkiye demokrasisine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki en büyük katkılarından birisi artık halkla bütünleşmesini sağlayabilme konusundaki yaptığı katkıdır. Peki, nedir? Sizin aleyhiniz olmaz. Niye bizim aleyhimiz olsun? Türkiye'nin lehine olur. Türkiye'nin lehine olan şey AK Parti'nin aleyhine, AK Parti'nin aleyhine olacak diye biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni vay nasıl başörtülü aday koyabilirsiniz? O bizim tekelimizde deme hakkımız var mı? Güzel. Hiç kimsenin hakkı yok. Onun için diyorum ki, arz ediyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi 2015 seçimlerinde şimdiden araştırsın. Başörtülü bir kadını milletvekili aday olarak göstersin ve seçtirsin. Ve Türkiye o zaman daha da rahatlar, daha da normalleşir. Ben bunu tavsiye ediyorum. Başkanım, çok soru geliyor. Hepsini soracağım, merak etmeyin. Bedelli ekibine de hemen sesleniyorum. Twitter yağmuruna tuttunuz beni. Tamam, kesin soracağım başkana. Ataşehir'de Egemen Barış'ın aday olacağı doğru mu? Diye bir soru gelmiş. Bunun son soru yapalım. Saatçiye Ömer sormak Bey. Lazım. Ömer Bey, yani saatçi ne diyor? Sizlerin bir savan bir gazetecisiniz. Saatçiye bir sorun bakalım. Egemen Barış yerel seçimlere aday olmayacak. Evet, saatçinin şeyleri de olmayacak demek ki. Şöyle CHP'ye gelmişken Mustafa Balbo'nun durumunu da sormak istiyorum. Belki 3 dönem sonrası büyükelçi olur. Kim bilir? Enteresan. Egemen Büyük mi? Büyükelçilik istihdai bir kadro biliyorsunuz. Ama artık sizin dönemimizde değişti. Eski YÖK Başkanı da büyükelçi olarak atandı. Eskiden böyle büyükelçilik valilik gibi istihdai kadro. Belki de... Yani kaymakam olmak için belirli okulları bitirmeniz gerekir. Tabii. Vali olabilmek için okuma yazma bilmeniz yeterlidir. Şimdi herhalde
ilk öğretim mezunu olmak gerekiyor vali olabilmek için. Büyükelçi olabilmek için de belirli bir devlet memurluğu yaptıktan sonra büyükelçi olabilirsiniz. İstisnai kadrodur. Yaptığımız en son değişiklikle büyükelçi olan şey içerisinden gelmeyen meslek içerisinde meslek mensubu olmayan dışişleri personeli olmayanlar büyükelçi oldukları takdirde Dışişleri Bakanlığı'nda veya onlara uygun, statülerine uygun bir görev verilir diye en son bir değişiklik. Kim bilir, bir kısmı da belki vali olur. Yani engel yok. Böyle kulislere çok hakim bir gazetecidir özellikle. Yok, buna bir engel yok. Ne diyor sence, dikkate alıyoruz yani bir dönem sonrası için not ediyoruz. Babayın durumuyla gelmek istiyorum. Evet. Ailesi, herkes tahliye bekledi ama öyle bir sonuç çıkmadı. Önümüzdeki hafta siz ne görüyorsunuz? Yani meclise gelmesi gerekmez mi artık? Deniz Hanım, tahliye kararı mahkemenin yetkisinde olan bir şeydir. Şimdi bildiğim kadarıyla Mustafa Balbay, Mehmet Haberal'la ilgili mahkeme hükmünü verdi. Haberal daha önceki tahliye edildiğinde ağır hastalıktan diye herhalde tahliye edildi diye biliyorum, değil mi Ömer Bey? Sanırım. Ağır hastalıktan dolayı diye tahliye edildi. O tahliye aşamasında geldi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti ve milletvekilliği görevlerini diyorum yapma hakkını kazandı. Milletvekilliği hakkının seçimlerle beraber kazanmıştı milletvekili statüsünü. Şimdi mahkeme hükmünü verdiği için Yargıtay aşaması bekleniyor. Yani tutukluyla hükümlüyü ayırmak gerekir. Haberal'ın dışarı çıktığı dönemde tutukluydu. O süreç içerisinde ağır hastalıktan dolayı mahkeme aslında ağır hastalıktan değil, hükmünü vermişti, yattığı süreyi evet karşılaştırarak tahmin öyle değil diye biliyorum. Öyle hatırlıyorum. Mahkeme hükmünü vermemişti. Hani o da hala Balbay'ın durumunda, yine Yargıtay'da bekliyor dosyası. Hayır, Yargıtay şu anda Mustafa Balbay hükümlü. Tutuklu tabii değil. Oradaki anladım. Yani tutuklu olsa o zaman Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı mahkeme icra edebilir. Hı hı. Ama şu anda hükümlü. Mahkeme hükmünü vermiş, Yargıtay'da temyiz aşamasında. Yani mahkeme kararını verdiği andan itibaren hüküm ifade eder. Onlar hükümlü diye tabir edilmeye başlanır. Yargıtay bunu bozabilir veya Yargıtay onayabilir. Sonra yargılı karar, ama sizin görüşünüz nedir bu konuda? Yani evet, tahliye olmaları gerekir mi? Bu süre teknik olarak söylüyorum. Var. Teknik olarak söylüyorum. Evet. Şu anda diyorum ki hükümlülerin tahliye olabilmeleri için ceza kanununda çeşitli öngörülmüş zaman süreler var. O süreler yerine getirilmesi gerekir veya Cumhurbaşkanı'nın affetmesi gerekir. Hükümlülerin tahliye edilmesi, İyi halinden vesaire tahliye edilmesi suçuna göre belirli bir hesap yöntemleri var. Ben hukukçu değilim, bilmiyorum. O hesap yöntemleri çerçevesinde olabilir. Ama şu anda Mustafa Balbay'ın ve onun gibi olanlar varsa, hükümlü olanların, Anayasa Mahkemesi'nin bu verdiği karar hükümlülüklerini tahliye edilmelerini ortaya çıkaracak bir sonuç değildir. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Ben şunu arz ediyorum. Evet. Anayasanın 83. ve 84. maddesinde milletvekillerinin nasıl yargılanacağını, nasıl tutuklanacakları ile ilgili bir düzenleme var. Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Şu anda o anayasanın hükmüdür. Beğenmeseniz dahi o hükme uymak mecburiyetindesiniz. Anayasanın 83. maddesinde milletvekili seçilmezden önce ağır cezayı gerektiren bir konuyla ilgili soruşturma başladığı takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuyla ilgili yetkisi yoktur. Ama milletvekiliyken veya milletvekili seçilmezden önce ağır cezayı gerektirmeyen bir halden dolayı yargılanıyorsan, yargılanmada, bu da herhalde 2 yıldan az bir hüküm giymek veya 1 yıldan az hüküm giymek meselesi oluyor. Hükümlü ise dahi milletvekili seçildikten sonra onun milletvekilliğine devam eder, hükümlülüğü askıya alınır. Ne zaman? Milletvekili bittikten sonra kalan kısmını, cezasını çeker ve tekrar sivil hayata döner. Yani ceza çekme kısmı askıya alınır. Anayasanın 84. maddesinde bu konuyla ilgili Yargıtay kararını onarsa
gerekçeli kararıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bildirir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da bunu genel kurulda okutur ve milletvekillikleri düşmüş sayılır. Olayın özü bu, teknik olarak bu. Ben şunu arz ediyorum. Anayasa Mahkemesi seçilme hakkını ihlalle ilgili bir uyarı yapıyor. Yani ben de Ömer gibi sizin şahsi fikrinizi merak ediyorum. Yani şöyle mi diyorsunuz? Anayasa Mahkemesi Başkanı da partinizin önde gelen isimleri de vekiller mecliste olmalı dediler. Öyle ifade ediyorum. Bakın şunu söylüyorum Deniz Hanım. Bu bir düşünce tarzıdır. Olması gerekendir. Şu anda bu mevcut anayasa varken, 83 ve 84 anayasanın 14. maddesi varken bunu ifade etmek mümkün değil. Yani bu bir nasıl söyleyeyim, kolaycılıktır. Subjektif bir değerlendirmedir. Ama gelin diyoruz biz, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda bu da dahil olmak üzere her şeyi konuşalım, uzlaşalım. 12 Eylül darbe anayasasını ortadan kaldıralım diyoruz. Ama yok diyorlar. Hatta 60. maddeyle ilgili ben kabul etmemene rağmen Sayın Menemen Şahin dedi ki 60 maddeyi gelin kabul edelim. Ondan sonra gerekirse o maddeyi de değerlendirelim dedi. Cumhuriyet Halk Partisi bunu da yok dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptığını bilmiyor. Çünkü 3 komisyon üyesi kendi aralarında anlaşmış değil. Genel başkan da onlarla arasında anlaşmış değil. Parti meclisi de kendi arasında zaten bir bütünlük ifade etmiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çok sesli, yurttan sesler topluluğu gibi bir şey. Kim hangi enstrümanı çalıyor, orkestranın şefi kim belli değil, kime hangi notadan, hangi perdeden girdiği belli olmayan bir parti görünümünde. Dışarıda her şeyi konuşuyorlar, içeride hiçbir şey konuşmuyorlar. Yani herkes meclis kürsüsünde çok farklı düşünceler ifade ediyor, medyaya çok farklı düşünceler ifade ediyor. Ama partinin yetkili organlarında, parti meclisinde, partinin merkez yürütme kurulunda hiçbir şey konuşmuyor. Ama bu anayasa konusunda sizin de bu kadar milletvekili ve bakan adayı göstermesi 8 oldu galiba. Belki 10 olacak. Anayasayı artık düşünmüyoruz sonucunda çıkarmaz mı yani? Hayır, anayasayı zaten... Ömer Bey, anayasayı... 367 tamam, çoğunluğunuz yok ama yani parlamentoyu bir anlamda boşta ne demiyor mu? Biz 330 milletvekilini, evet. 330 ile anayasa değişik teklifimize evet bul diye kanaat getirdiğimiz anda anayasa teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşürüz ve halka oyuna sunmaktan kaçınmayız. Bu saatten sonra umut var mı anayasa için? Hayır. Yani şu anda bizim... Bu dönem bitti mi umutlar tamamen herhalde? Sayın Meclis Başkanı anlatıyor. Yani çünkü Meclis Başkanı Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda birebir yaşayan birisi. Hatta bizlere yazdığı mektupta da diyor ki hangi partinin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda fikirlerinin ne derece olduğunu ve tutarlı olduğunu görmek adına eğer izin verirseniz, uygun görürseniz ben tutanakları Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinde yayınlatmak istiyorum diyor. Biz de cevap, henüz daha cevap vermedik ama benim kanaatime göre eğer MYK'da bu tartışılırsa, parti yetkili kurullarında tartışılırsa benim kanaatime göre biz Anayasa Uzlaşma Komisyonu tutanaklarının ne savunduysa halk tarafından bilinmesini ve açıklanmasını arz ederiz. Bir AK kısmı yayınlandı ama geçen gazetelerde. Gazeteler yayınladılar. Magazin kısmı. Magazin. Tutanaklarımla yok ama herhalde Uzlaşma Komisyonu üyelerinden veya Meclis Başkanı'nın aldığı söylemlerden, evet, çıkardıkları olabilir. Onlar herhalde tam tutanak tutuyorlar diye. Evet. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz başkanım. Ne var ne yoktan ayrılmayın. Biraz sonra burada olacağız. Sorularınızın hepsini soracağım. Bedelli, taşeron işçiler. Birazdan karşınızdayız. Bizden ayrılmayın.